Herkese merhaba, ben Anıl. Hep TV kanalına ve Cities Skylines'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son bölüm hatırlıyorsanız orman sanayimizi yaptık. Ufak bir yerleşkesini, mahallesini yapmıştık oranın. Ondan sonra aşağı tarafa hala dokunmuyorum çünkü aşağı taraf kendini döndürmeye başladı. Şuraya hemen bir tane mezarlık attım abi. Bu ölülerin muhabbetini de hallettik. Şimdi burayı için şöyle ufak bir dokunuş yapmak istiyorum. Burayı şöyle bir birim boş bırakacağım. Dur bir saniye. Daha doğrusu mahalleleri. Warning. Ana! Deprem! Hayır! Hayır. Nereye gelecek deprem? Sığınak yapsaydım keşke. Aha yangın çıktı lan. Oh! Nehirde oluyor deprem. Güzel. An earthquake is occurring. Deprem yasaklanmalı artık istemiyorum o Halit. Senin Don't az bir kafa yani de şişeler yaşıyorsun sen kafanda herhalde. Neyse nehrimiz büyüdü arkadaşlar ayaküstü. Nehrimiz büyüdü mü? Yükseldi mi? Abi sular yükseliyor. Allah kahretsin. Balıkçı teknesine bak be. Kral ya. Her şeye rağmen çalışmaya devam ediyor. Sıkıntı yok. Su boruları ha, su çekemez oldu. Şey azaldı ya. Su azaldı ya. Toparlar. Şimdi toparlar o. Şuradaki de depremden dolayı boru kopmuş. Pardon, benim hatam. Hasar var mı abi? Hasar. Ölen vatandaş 27 mi? Yıkılmış binada 7. Ateş altında da 3 bina varmış. Ha, şurada falan hasar gördü ya şey borular. Onları belki yıkılmış bina olarak sayıyor olabilir. Tam emin değilim. Neyse. Ben şu dip kısmı hemen bir ticari bölge yapmak istiyorum. Ondan sonracığıma bir de park yapalım şuraya. Bu çok büyük ya. Şu botanik gerek yok. Bu sığmıyor zaten. Bu da buraya küçük. Aha lan. Mesela buraya şöyle tatlış güzel bir park. Hadi bir tane de şundan koyalım. Neresine koysak? Şöyle alt kısma koyalım bunu da. Şunu da şöyle koy. Buraya da tekrar evi daya. Mahalle planı budur abi. İnsan ticaret yapmaya. Otoban kenarına gelecek. Şimdi burası gürültülü olduğundan dolayı hemen göstereyim size. Mesela bakın buralar çok gürültülü olduğundan dolayı hatta buraya bile şu şekilde ev yapmaya gerek yok. Çünkü gürültüden rahatsız olabilir buradaki vatandaşlarımız. Burayı farklı bir şekilde değerlendiririz yani. Burada dert değil. Sonra orman sanayisi seviye atlamıştı. Buradan ne açıldı? Talaş deposu açıldı. Bu ne? Orman işçileri barakası. Heh, bundan yapalım. Barakayı nereye yapsak? Şu dış kısma doğru yapalım barakayı abi. Şunu bir yık. Şöyle sığ lan. Allah seni ne etmeye sığmadı. Şöyle. Ve böyle. 3 tane işçi barakası. Gayet yeterli olur yani. Şuraya baksana. Abi biz sanki burada sanayi değil de otel işletiyoruz ya. Şuraya bir bakar mısın? 10 numara yerleşkeler yani. Hatta şunu da bari şuraya kadar kaydır da iş görsün. 3 tane işçi barakası. Art art yeter abi. Sonra küçük ağaç fidanlığını geç yaptık zaten. Küçük fidan tarlası. Aa, yapalım. Bundan da yapalım. Fidan tarlasından da yapalım. Şöyle koy. Bu fidan tarlası ne işe yarıyor? Ağaç fidanlarının ekimi için kullanılan bir seradır. Alan desek mesela şöyle üst taraf sera olsun. Yok ya da alt taraf sera olsun. Üst taraf alan olsun. Üst taraf şey yani. Direkt ormanlığın yanında ya. Şey şuranın fidanlığın yanında ya. Fidan tarlası okey.
kağıt fabrikası açıldı. Dur. Kereste kesim yaptık. Biyokütle palet. Bu etrafı da kirletiyor ama sanki, değil mi? Kirlilik %25, evet. Bu etrafı da kirletiyor. Fabrika kısmını şu yukarıya doğru yapalım. Şuradan bir yol ver bana. Mesela böyle olsun. Hatta ve hatta buraya şöyle tek yön yapalım. Şeyi engellemek adına. Trafiği. Ha, alan sanayi değil. Dur, hemen orayı da uzatalım. Şurayı şöyle hemen sanayi yapalım. Oh mis. Ondan sonra eşsiz binalardan açıldı bir. Fabrikalardan, daha doğrusu eşsiz fabrikalardan. Bir ona da hemen bir bakalım, eşsiz fabrikalardan ne açıldı, ne açıldığını hatırlamıyorum şu an. Hemen şurayı da şöyle. Gerçi burayı kullanmayacağım sanayi bölgesi olarak da. Yapalım yine de, boş geç. Gel buraya. Kağıt fabrikası. Yapıştır. Hatta dur, bir tanesi bir olsun. Ham maddesi bir dolsun mesela. Şimdi buradaki odunlar buraya gelecek abi. Deli gibi üretim yapacağız. Deli gibi üretim yapacağız yani. Hatta hesabı yok. Şurada tamam, dağıl abi. Su. Tabii ki de su. Şöyle. Şimdi sen ceryan da istersin. İdareten şimdilik şöyle bir çek. Çalış lan. Hah. Tamam. Şehrimiz vatandaşlarına ücretsiz duman dedektörü dağıtıyor. Oley! Oley! Tamam. Kağıt fabrikamız da tamam. Abi acilen buraya kamyon gelebilir mi? Ben buraya kamyon girdiğini görmek istiyorum. Kereste kamyonları. Bu ne ham maddeyi? Kağıda çeviriyor. Tamam. Bunlar da ham madde üretiyor zaten. Bunlar da ham madde depoluyor. Ha, bu da ham madde üretiyormuş. Fidanlık da ham madde üretiyormuş. Okey. Şunu bir kapat. Arkadaşlar. Abi buraya gelecek mi ürün? Allah'ım, hala depoluyorlar. Ha, şöyle bir sıkıntı olabilir. Dur. Yok. Dur, ben şuraya bir geliş gidiş yapayım tekrar. Aha, orası sudan ağlıyor. Dur. Su gitmiyor oraya. Şuraya bir geliş gidiş yapayım da ben. Su gitmiyor. Unuttuk. Oraya su çekmeyi unuttuk. Tamam. Tamam. Buraya niye kimse gelmiyor? Abi insanların bu depolardan buraya getirmesi gerek. Hah. Tamam. Götürmeye başladılar. Tamam. İlk odunumuz geldi. Yarısını doldurdu bile hatta. Kağıt üretimi de başladı. Tamam. Tamam. Heyecanlanmaya gerek yok. Sakin. Palaş deposu da yapalım. Depoları da buraya atabilirim hatta. Depoları buraya atmam hatta daha da güzel olur yani. Ama o iki depoyu ellemeyeceğim. Bunu niye ağlıyor? Ürün için yeterli alıcı yok. Satamıyoruz diyor yani. Palaş deposunu da şöyle bir bırak. Buraya gelip gelip bırakıp gitsinler. Şimdilik idareten yani. 400 tonmuş. Bu da 300 ton. Olur. Sıkıntı yok. Şey yapmaya başladığımız zaman şimdi kağıt üreteceğiz ya burada. Kağıt ürettiğimiz zaman bunu da ne yapacağız? Dışarıya satacağız. O da bize güzel paralar kazandıracak. Bu ne? Ürün deposu. Küçük depo. Geç, bununla işimiz yok. Ha, eşsiz fabrikalardan abi. Mobilya fabrikası. Kereste ve kağıtla yapılıyor. Koy hemen. Şuraya koy. Mobilya fabrikası. Tertemiz abi.
Yağmur başladı tekrar. Bu da elektrik ve su istiyor. Bunun arasına bir şey yapalım. Bir yer koyalım. Bir şey koyalım bunun arasına. Ne koyabiliriz bunun arasına? İşte bir şey koyamayız ki. Neyse çek. Kabloyla çek. Suyu da şöyle getir abi. Fabrikamız da çalışmaya başladı. Üretim maliyeti 840. Üretim değeri 2400 diyor. Hadi bakalım hayırlısı. Kağıdımız da, odunumuz da, kesilmiş kerestemiz de mevcut. Aa dur. İtfaiye. Abi buraya itfaiye. Şöyle bir koy. Şöyle bir koy. Buraya sığmaz. Yeter şimdilik. O yukarı taraflara gerek yok. Sonracığıma burası. Sığmadı lan. Şöyle bir koy. Ha bu da itfaiye binası ama küçük şey. Avrupa'yı. İtfaiye binası. Sonra buraya sağlık abi gerekiyor. Öncelikle şöyle bir cenaze hizmetlerimizden faydalanmalarını istiyorum. Sonra yanına küçük bir sağlık ocağı ve emniyeti sağlamak adına bir karakol. Karakolu da şöyle üst tarafa koy. Okey. Halk mutlu abi. Halk mutlu. Hiçbir şeyde sıkıntı yok. Halk mutlu. Hah. Gel gelelim şeye. Afet bin... Yok ya daha erken afet binasına. Boş ver. Başımıza bir şey gelirse de halledilir yani, o dert değil. Toparlanır. Şu an toparlanır. Bura niye trafikte? Buraya bir el atabilir miyim? Sen direkt buraya dön abi. Sen burayla şurayı kullan. Sen de burayla şurayı kullan. Sonra. Sen burayı kullan. Burayı kullan. Ve burayı kullan. Tamam. Gidecekler direkt yukarıdan. Transit gidecek. Dönmek isteyen dönecek. Aynen. Trafiği de bir nebze burada engellemiş oluyoruz abi. Hatta şurada da şu trafiği engellemek adına şurayı şöyle böl. Burası böyle devam etsin. Burada böyle devam etsin. Burayı ikiye böldüğümüzde buradan kamyonlar sağ orta şeride geçecek. Orta şeritten isterseler isterseler sağ taraftan gidebilecek. Yani şu sol şeritteki yığılmayı istemiyorum açıkçası. Ondan sonra burayı el attık mı? Buraya şöyle el atalım. Tamam. Aynı şekilde buraya da bir el atalım. Şöyle git. Şöyle gel. Şurayı da yok, pardon. Şurası olmaz. En sağ olmaz. Nasıl abi trafik durumu? İyi, akar oldu en azından burası. Burada birazcık var. Ama yapacak bir şey de yok yani abicim ona şimdi. Bak, buradan sen niye o şeride girmeye çalışıyorsun abi? Devam et. Devam et. Şuraya geldiğimiz zaman şurayı şöyle ver. Şurayı şöyle ver. Şurayı da şöyle ver. Bunları işte bir ara halledeceğiz. Ben yani oturacağım böyle trafiği engellemek adına. Burada da mesela aynı muhabbet. Abi şeridinizden devam eder misiniz? Ha düz gitmek isteyenler olabilir ama gerçi. Dur. Yok bunları iptal et. Düz gitmek isteyenler için yolu engellemiş oluyorum. Devam etsin böyle bir nebze toparladık en azından. Oy. Burası da okey. Orman sanayi de büyüyor ha. Aha. Büyüyor da. Şuralar terk edilmiş. Bakalım bir şeye şimdi. Oğlum sokak değil lan. Hah. Politika değil de. Yanlış şeye tıkladık zaten. Şuraya tıkacağız. Kendi üretimimizi yapıyoruz. Neyi ithal ediyorum lan ben?
Oğlum hiçbir şey alamazsınız dışarıda. Neye ihtiyacımız var da neyi ithal ediyoruz ki acaba? Kağıt kendim üretiyorum. Kesilmiş kereste de kendim üretiyorum. Ben dışarıdan ne alıyorum? Allah Allah. Çok şaşırtıcı. Bence kağıt üretimi mi yetmiyor? Az mı kaldı kağıt üretimi? Yo, gayet yeterli. Ama depolar dolu. Depoları boşaltmamız lazım abi. Depoları boşaltmak adına ben hemen gel abi orman sanayi. Kereste kesin biraz. Nereye koyayım? Mesela şurayı 3 tane koy. Aynı şekilde kağıt. Buraya sığmadı da. Dur, şurayı değerlendirmek adına şuradan bir yol çekelim. Şu şekilde etrafını sar. Şuraya da şöyle kağıt koy abi. Yani umarım iş görür. Abi üretim oranı baksana bura şey ya, sıkıntı yok. Mobilya satışı 10 numara. Buradan da kağıt üretime başladı. Buralardan da şey başlayacak. Zaten depo dibinde olduğunda hop keresteyi getir, hop keresteyi getir. Buralar tak 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 hemen kesip kesip atı verecek. Trafik %80 mi? Trafik nerede %80? Niye bu kadar? Burası bir tık yoğun. Bu tarafta yoğunluk denilecek bir şey yok zaten. Şu an nasıl azaltabilirim diye düşünüyorum trafiği de. Mesela 4 şeritte tek yön yok değil mi? 6 şerit. Yok bura pardon. Şöyle bir geliş gidiş yapsam mesela ben buraya. Ama buranın geliş gidişi nasıl olacak abi biliyor musun? Burası sağa dönüyor ya. Dur, ona gerek yok. Buradan sola dönüş olmayacak. Buradan da abi şey olmayacak. Direkt karşıya karşıya geçecekler. Buradan siz isterseniz karşıya da geçebileceksiniz. Aynen. Burası bu şekilde olacak. İsterseniz karşıya da geçebileceksiniz. Aynı şekilde siz direkt karşıya geçeceksiniz zaten. Öyle sağa sola dönme muhabbeti yok. Transit. Buradan transit geçecek abi kamyonlar, tamam mı? Mesela buradan sağ tarafa gitmek isteyen buraya dönüp böyle gidecek. Veya sola gitmek isteyen böyle ada etrafında dönüp buraya gidecek. Öbür türlü transit. Burada trafik lambası mı var? Burada abi lamba varmış buralarda. Bundan trafik var buralarda ya. Deli misiniz ya? Ne trafiği ya? Şey, trafik lambası. Şimdi akacak işte burası. Burada da birazcık trafik var. Ama işte yapacak bir şey yok abi. Sanayi girişi yani. Buraya şöyle bir rahatlatma yapabilirim. Ev açısından. Hani sanayiye değil de buradan evine gidecek adam. Lan kapat. Şöyle bir gel. Evine gidecek adam. Ay dur lan, travma yolu yapmışım ya. Buradan direkt böyle girsin abi eve mesela. Çıkacak adam şuradan dolansın canım, yapacak bir şey yok. Ama işte şey yapma ya. Abi şuraya niye araba park? Bu araba niye buraya park edilir yani? Akıl var mantıklı var. Buraya park edip yürüyor musun evine ya? Otoban yap. Tamam. Oy, yorulduk. Fabrikalar çalışır vaziyette.
Abi ama buraya depo mal gelmiyor ya. Mal az geliyor daha doğrusu. Hemen gelmiyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? İyi yağmur yağıyor yani, şaka maka. Sorunu nasıl çözeceğiz? Bir fikrim yok. Depolar. Dolu yani. Azaltamıyoruz da. Şey muhabbeti var mıydı ya sanki? Ya da yanlış hatırlıyor da olabilirim. Hani şu bina şu binaya çalışsın. Full ona aktarsın. Gerçi abi ithalat artıyor ha. Bak ithalat artıyor. Neye artıyor bilmiyorum ama 350 çalışanımız olduğu zaman 3. seviyeye çıkıyor kereste fabrikamız. Hayırlısı. Şimdi bir de şuraya dönelim. Mesela biz buraya balıkçılıkla ilgili bir iki yer daha inşa edebiliriz bence. Ne var mesela? Direkt fishing harbor var. Bu ançovi diye bir balık türü var. Direkt ondan yapılıyor ama bizim nehrimizde somon dolu, bir de tuna balığı dolu. Bu işimize yaramaz. Aha bak işte direkt somon mekanı. Şöyle koy. Yolunu da şöyle çek abicim. Tamam. Faaliyete geç. Ondan sonra geliş gidişli yoldan. Şöyle yap. Güzel. Bu da çalışmaya başlasın. Tamamdır. Oo, halk. Halk istiyor halk. Biz de yorlar, taşınmak istiyoruz de yorlar. Hemen aynı muhabbet. Dur, sen değil sen. Ver baba şuradan 45 derece. 6 uzunluğunda çıkarabiliyorduk ya. Aç anarşiyi. Aynen. Sanayi, orman sanayi. 3. seviye oldu. Anarşiyi kapat. Sonuna kadar bir çek bakalım. Şurası iyidir. Şurayı da sonuna kadar bir çek. Okey. Ondan sonra aralara şöyle sokakları yap. İyiyiz iyiyiz. Bayağı iyiyiz ha bu arada. Abi planlı programlı büyüdüğün zaman hiçbir zaman hiçbir şeyde sıkıntı yaşamazsın ya. Mesela şurayı da şöyle bir bağla. Bu yolu yapmama gerek yok zaten. Ondan sonracığıma şuraya 4 birim evi döşe. Ama ne yapmadık? Elektriğini, suyunu çekmedik. Ah, tam da bunu düşünüyordum. Tek boruyla her yeri hallettik. Elektriği şuradan alır diye tahmin ediyorum. Ama elektriği oradan alması adına ben şuraya bir botanik park yapmak istiyorum. Hani garanti alsın diye. Şuradan da şöyle geliş gidiş iki yolu bir bağla bakalım. Okey. Bu araya şey yapabilirim. Ticari bölge yapabilirim. Sen değil. Şöyle 3 birimden şuraya bir ticari bölge yap da. Şuraya bir park koymak istiyorum ben. Şöyle. Büyük olan hangisi? Ortaya da ondan koy. Aynen. Ortaya da bir tane şu büyükten koy. Hatta ve hatta abi biz hiç kaldırım çekmiyoruz ya. Kaldırım. Şöyle buraya bir tane.
Burası parkın içiymiş, pardon. Şuraya da bir kaldırım yap şöyle. Oo. Burası parkın içi. Oo, tertemiz oldu bak. Abi çok güzel görünüyor park şu anda. 10 numara oldu işte. Mesela şuraya da çek. Toprak satın almayacağım abi, bir saniye. Şunu kapat. Bu değilmiş. Hatta bahçeli mahçeli de yapabilirdik de. Neyse. Oy! Bir şey değil mi? 10 numara he. 10 numara oldu. Hatta buranın yerleşkesini oradan değil de şuradan. Dur ya. Yıkışıyor. Şöyle bir mahalle daha buraya yapılabilir. Bura biraz dışlanmışlar mahallesi oldu ama olsun. Ev evdir abi. Ev evdir. Adam buradan direkt koşa koşa işine gidecek yani. Suyun var mı? Suyun yok. Artık var. Su durumu yarıda, elektrik durumu baya iyi. Ne bir elektrik üretiyorlar bu kadar acaba? Kaç, 80 mi üretiyordu? 40 ha, 40 üretiyor aynen. Elektrik durumu gayet iyi. Su bütçesini artık %100 fullleyebiliriz abi. Aynen, suyu da %100 fullle. Okey. Her şey yolunda. Burada biraz vergiden ağlayanlar var. Ağlasınlar dursunlar, hiç önemli değil. Burası da çok tatlı yaptık ya, var ya. Bir de bunun üst tarafını yapacağız aynı şekilde. Hatta sol tarafına da yaparız şöyle aşağı doğru. Abi trafikten eser kalmadı. Bak bu çok işe yaradı. Aradaki düz yol çok güzel oldu. Şu an akıcılığa bir bakalım. %83 gösteriyor hala ama... Buralarda hafif yoğunluklar var. Şu U dönüşünde yoğunluk var. Buralarda yapacak bir şey yok zaten. Gerek yok yani. Yeni bölge bakalım abi. Mesela ama daha tarım sanayi oturmadı. Yani şey diyecektim. Şuraya alıp orman sanayi, pardon. Şuraya alıp bir de tarıma mı başlasak diyecektim de. Daha orman sanayi oturmadı. Benim şimdi bir bölge alıp abi. O bölgeye full ev kurmam lazım. Şuradan bir doğal kaynaklara bakayım. Bura tarım sanayi olacak. Bura garanti. Belki şu sağ tarafı alıp, tamam mı? Şey yapabilirim. Buraya alırım abi. Şu otobanı tünele sokarım. Ondan sonra full çıkışına kadar tünelden gider. Çıksana doğru tünelden çıkarım. Buraya kocaman bir site alanı yaparım mesela. Çünkü halk taşınmak istiyor abi. Bizim diyor, bu diyor Gölvadi şehrine diyor taşınmamız lazım diyor. Başka bir imkanımız diyor yok diyor yani. Ha bu arada dur, burayı 3. seviye yaptık. Neler açıldı bir bakalım. Bu ne? Ha, fish market yaptık. Bir de balık fabrikası var. Balık fabrikası da yapılabilir aslında da. Hemen şuraya yapayım bir balık fabrikası yapıştır bakayım. Çalışır. Şimdi buraya geldiğimizde... Neler açıldı 3. seviyede? Bu ne? Büyük kütük deposu. Kütük deposu. Sadece büyük kütük deposu mu açıldı gerçekten? Ha bir de orta ölçekli şeyler. Fidanlıklar. Bunlar böyle dikine uzayan fidanlıklar böyle. Bunları planım buralara koymak. Ama abi niye böyle saçmalıyorsun? Ha. Yapıştır şöyle yan yana yan yana yan yana. Yeterli. Gayet yeterli. Depolar dolu mu? Dolu dolu. Bunlar odun da kesiyor. Burası kağıt da yapıyor. Çok güzel. Buralar dolu.
Şuraya bir ürün deposu yapalım abi. Ürün deposu, bu ürün deposu küçük depo. Ürün deposu ne işe yarayacak? Mesela dördüncü seviye oldu. Mükemmel. Ahşap üretim tesisi, yumuşak kağıt fabrikası, bakım binası falan. Şimdi bu ürün deposu mesela ne gelecek buraya? Un, kağıt, kesilmiş kereste mesela doldur. Burayı kesilmiş keresteyle doldur. Hatta ve hatta hani verimli kullanabilmek adına orası değil, tamam, buradan. Şöyle bir yol yap. Küçük depo mesela. Küçük depo. Buraya da eşsiz fabrika ürünleri. Mesela mobilya satamadık. Mobilya kaldı birliklerimizde. Hemen mobilyayı hemen arkasına 250 ton depola. Buraya kesilmiş kereste okey. Bir de kağıt için. Şimdi bu kaç ton? 250 ton. Bu kaç ton? 100 ton. O zaman bir tane daha küçük depodan sığmadı, iyi mi? Hadi ya, ben bu yolu değerlendirmek istiyorum. Şöyle 2 adet yap. Buraya ben direkt kağıt istiyorum. Buraya da direkt orman sanayi ürünleri. Orman ürünleri, aynen. Orman ürünleri koy. Tamam. Buranın suyu yok. Hemen buranın suyunu halledelim. Okey. Sıcak su açıldı mı? Sıcak su açıldı. Ama sıcak suya bilmiyorum geçer miyim. En azından kısa vadede geçeceğimi çok düşünmüyorum. Abo! Doldu. Doldu. Allah seni ne etmeye. O doldu. Büyük sıkıntı abi. Onun dolması çok büyük sıkıntı. Hemen karşısına bir tane daha yap. Orada neyi yıktım hiç. Sanayiyi bitirmişiz. Çünkü neden? Herkes burada. Herkes burada. Herkes orman sanayinde. Ay yoruldum. Oo, yine yarım saati devirmişiz. Neyse artık bu diğer binaları bir sonraki bölüm yaparız. Eşsiz binalarda ne açıldı? Matbaa açıldı. Çok güzel. Ne kullanıyor matbaa? Kağıt ve bir şey. Yumuşak kağıt olabilir. Yumuşak kağıt fabrikası açılmış. Bunu hiç yapamam. Bu işte tarım istiyor galiba. Kağıt istiyor. Petrol istiyor bir de. Ne istiyor? Bayağı bir şey istiyor. Bunu boş ver. Bunun acelesi yok. E olduğu zaman mükemmel bir hızla gelişmekte olan bir şehir. Haftalık 13.500 kazanıyoruz. Ana bir anda 9'a düştü. 8'e düştü. Olsun. Ortalamamız 10. Halk vergiden ağlıyor. Halk. Hemen hız 12'ye düşür. Halk gitmeye başlamış. 4.500 olmuş nüfusumuz. Dediğim gibi bir sonraki bölüm yerleşkeye önem vereceğim. Belki burayı yükseltirim. Buradaki şey bitti artık. Sanayi bölgesi bitti. Biz orman sanayisiyle uğraşan bir şehir olarak burayı tamamen yok etmeyi düşünüyorum. Belki biraz durur. Aşağı doğru büyümeyi düşünüyorum. Bakalım artık büyüyebilirsek. Buranın neden ağlıyor? Suyu yokmuş buranın da. Dur. Sudan ağlıyor. Hemen suyu çek, balık fabrikası da açılsın. Olduğu zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Sencan. Ben butona basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.